Burası Amerika Birleşik Devletleri. Çoğu kişinin hayallerindeki ülke. Tamam, sizin veya benim olmayabilir. Ama az dermeyecek bir kitlenin hayali burası. Neyse, konumuz bu değil. Konumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki etkisi. Günümüz dünya politikasına ve yaşananlara bakınca, devletler arasındaki bir numaralı kuralı en iyi Amerika Birleşik Devletleri uyguluyor. Bunun için onlara ödül bile verilebilir. Bu kural nedir mi? Tabii ki çıkar meselesi. Çoğu kez bahsetmiş olabilirim. Devletler arasında çıkar en önemli faktördür. Ha, bunun günümüzde bir alakası yok. Bu asırlar boyunca böyle oldu ve böyle olmaya da devam edecek. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çığır açmış bir ülke. Yani yaklaşık 100 yıllık bir zaman diliminde gücünü ve çıkarlarını korumak için pek çok kez başka devletlerin işine karışmış. Hatta bu eylemler bölgesel krizlere bile sebep olmuştur. Biz buna Amerikan emperyalizmi diyoruz. Fakat olayları daha iyi anlamak için tarihe bir yolculuk yapacağız. Tamam, o zaman 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonrasına gidelim. Ne de olsa etkili olduğum dönemlerin başlangıcı. Hayır dostum, biz daha da geriye gideceğiz. Ne kadar geriye? 1492'ye. Yani Amerika'nın Kolomb tarafından keşfine. Amerika'nın keşfi insanlar için yeni olanaklar ve harika bir hayat sağladı. Daha sonra bu koloni sistemi sömürgecilik politikasına dönüştü. Ve aniden yeni dünyayı keşfetmek bir yarış haline geldi. Buradaki 13 koloni Birleşik Krallığa endüstri konusunda hizmet ediyordu. Ve üstüne üstlük İngilizler bunlardan vergi alıyordu. İlerleyen dönemlerde ise koloniler İngiliz devletlerinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari hamlelerde bulunuyordu. Yönetimleri de İngilizlerden farklıydı. Derken tarih 1756 yılına geldi. Bu tarihte İngilizler ve Fransızlar arasındaki sömürgecilik yarışı büyük bir savaşa dönüşmüştü. Bu savaş 7 yıl sürecek olan 7 yıl savaşlarıydı. Bu savaştan üstün ayrılan taraf İngilizlerdi. Fakat zaferi elde etmeleri o kadar kolay olmadı. Nitekim bu savaş İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngilizler için her soruna bir çözüm vardı. Bu sorunun çözümü de sömürgelerindeydi. Bak kardeşim, o kadar kıçımızı yırtıp sizin için savaştık. Ve yapmamız gerek... Bizim için mi? Ya da sömürgen için mi? Laf sokmayı bırak lan. Bir ton borcumuz var. O yüzden paraya ihtiyacımız var. Anlıyorum. Peki verecek misin? Hayır. Lütfen. Hayır. Lütfen. Hayır. Tamam. Bunun için de bir çözümüm var. Nedir? Vergi. İngilizler bu cevap üzerine Amerika'daki sömürgelerine yeni vergiler koydu. Sömürgeler bu vergileri sert bir şekilde karşıladı. Hey, seni lanet olası aşağılık sömürgeci herif. Bağ mı dedin? Senden başkası var mı lan burada? Be ibin, bak Ramazan ağzımı bozacaksın. Ne oldu oğlum? Oğlum ne olacak? O vergiler nedir lan? Ha. Paraya ihtiyacımız var aga. Lan tövbe estağfurullah. Kardeşim, yüksek vergiler ödeyip karşılığında bir bok bile almıyoruz. Rahatsız olduğumuz durum bu. Ha, anladım. Hele şükür. O zaman artık şu vergileri kaldıracaksın değil mi? Ölüyorum. Yapmacık oluyor ya, hiç olmuyor. Ama hayır. Lütfen. Hayır. Lütfen. Hayır. Böylece sömürgeler 18. yüzyılın ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdi. Bu bağımsızlık savaşı 6 yıl sürdü. Ve George Washington komutasındaki koloni güçleri tarafından yenilgiye uğratılan İngiltere, bölgeden çekilmiş, 1783 yılındaki Paris Antlaşması'yla da 13 koloninin bağımsızlığını kabul etmiştir. Daha sonra buradaki 13 koloni Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdu. ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehdidi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyılın başlarında çıkan 1. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı başarılar elde eden ABD artık bir süper güç haline gelmişti. Bu iki dünya savaşından sonra dünya ülkeleri iki kutuba ayrıldı. Soğuk Savaş adıyla anılan bu dönemde ABD NATO örgütü çatısı altında Batı bloğunun liderliğini üstlenirken Sovyetler Birliği Doğu bloğunun lideri durumundaydı. İşte her şeyin resmi olarak başladığı dönem bu iki savaştan sonrası. Nitekim Amerika Sovyetler Birliği'ne karşı gücünü ve geleceğini korumak için dünyadaki diğer devletlerin iç işlerine müdahale etti. Evet beyler, görüyorsunuz haritayı. Anlatmaya gerek yok. Gücümüzü korumak için dizginleyeceğimiz hedef de şu ayı. Ne ayısı efendim? Rus ayısı Steve. Anladım hocam. Artık başka bir döneme giriyoruz beyler. Sovyetler ile ittifak kurduğumuza kanmayın. Kapitalizmin en büyük düşmanıdır komünizm. Bu yüzden icraatları hızlı bir şekilde başlayacağız. Nereden başlayacağız efendim? Petrolün ana vatanından. Benzin istasyonu mu? Yok ebenin... Neyse.
Demek istediğim Orta Doğu'dan. Gençler bir saniye. Sizlere bir kitap önerisinde bulunacağım. Çok beğenerek okuduğum bu kitaptaki hikayeye göre Zaduma isminde dünyayla aynı ekseni paylaşan farklı bir evren var. Dünyadakiler Zaduma'yı, Zaduma'dakiler de dünyayı göremiyor. Uzun zaman önce Zaduma'ya bir şekilde gitmeyi başarabilmiş olan insanlar dünyaya geri dönmeye çalışıyorlar. Ve eve geri dönmenin yolu ise Arsiyan Krallığı isminde kayıp bir krallıktan geçiyor. Bu kitap sizi kendisine has fantastik öğeleri olan bir gizemli dünyaya davet ediyor. Açıklama kısmından kitaba ulaşabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Evet, Amerikan müdahalesi. Amerika ilk önce 1949 yılında Suriye'de seçilmiş hükümeti bir askeri darbeyle devirdi. 4 yıl sonra yani 1953 yılında bu sefer İran'da demokratik yollarla başa gelmiş olan bu adamı devirdi. Ve 25 yıl boyunca binlerce insanın ölümüne sebep olacak bir diktatörlüğe neden oldular. 1956 yılında Mısır sosyalist ülkelerden silah almaya başlayınca bu ülkeye yaptırımlar uyguladı. Ve aynı yıl İsrail, İngiltere ve Fransa Mısır'ı işgal etti. 1958 yılında istikrarı korumak amacıyla Lübnan'a askeri müdahalede bulundu. 1960 yılında Iraklı lider Abdülkerim Kasım'a karşı başarısız bir suikast girişiminde bulundu. 1963 yılında Irak Baas Partisi'ne öldürülecek komünistlerin listesini verdi. 70'li yıllarda Saddam Hüseyin'in başkan olacağı Baas Partisi listede yer alan komünistlerin tümünü katletti. 1967 yılında Arap-İsrail Savaşı'na müdahale etti. 1972 yılında Enver Esad'ın İsrail ile Mısır arasında bir barış anlaşması imzalanması yönündeki gayretlerini engelledi. 1973 yılında Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'e destek vererek Suriye ve Mısır'la yapılan savaşın kaderini değiştirdi. 1975 yılında İran iç işlerine müdahale ederek burada ayaklanan Kürtlere destek verdi. Fakat daha sonra Irak hükümeti Kürtlere karşı sert bir baskı yapınca Amerika buradaki Kürtleri mülteci olarak kabul etmedi. 1978 yılında İran halkı Şah'a karşı kitlesel gösterilere başladı. ABD ise hedefteki Şah'ı kayıtsız şartsız desteklediğini beyan etti ve Şah'a kuvvet kullanması tavsiyesinde bulundu. ABD son ana kadar bir askeri darbe düzenleyip Şah'ın iktidarını kurtarmaya çalıştı. Ancak operasyon başarılı olmadı. 1979 yılında Afganistan'da kurulan sosyalist hükümete karşı tepki gösterdi. Bunun üzerine Afgan mücahitlerine gizlice yardım göndermeye başladı. 10 yıl içinde ABD'nin yaptığı silah ve eğitim yardımlarının parasal tutarı 3 milyar doları aştı. 1980 yılında başlayan İran-Irak Savaşı'nda çok tuhaf hareketler yaptı. Önce savaşı kınayan devletlere "Lan mal mısınız oğlum siz? He? Salak mısınız oğlum? Bırakın lavuklar savaşsınlar. Nedir bu kınama sevdası arkadaş? Anlamadım gitti ya." diyerek savaşı kınayan devletlere muhalefet etti. "Hey Irak, daha önce seni teröre destek veren bir devlet olarak suçlamıştım. Bunun için özür dilerim. Bir şey olmaz be reis. Ben seni affettim bile. Neyse, konu o değil. Biliyorsun İran ile büyük bir savaştasın." "Aynen aga. İç işlerime müdahale ediyor herifler." "Tamam, ben bu konuda sana büyük bir destek vereceğim." "Ne desteği?" "Silah satacağım aga sana." "Harbi mi? Maytap geçtiğimi nerede gördün oğlum?" "Ne bileyim oğlum. Söylediğin 10 şeyin 10'u da yalan. Yani şüpheli bile yok." "Lan tamam, boş yapmayı bırak. Al şunu, ver parayı." "Eyvallah adamsın ya. Bu kıyağı senden başkasına yapmam. Bunu da unutma." "Eyvallah." "Hey İran, dostum ne haber?" "Ne yapalım aga? Saddam'ın uyuzluğuyla uğraşıyoruz. Ben de bu konuda sana bir teklif sunacaktım." "Nedir aga?" "Sana kendi üretimim olan silahlardan satacağım. Ve bu kıyağı da başkasına yapmayacağım." 1982 yılında ABD İsrail'in Lübnan'ı işgaline yeşil ışık yaktı. İsrail Lübnan'da 10 binden fazla insan öldürdü. ABD İsrail'in Amerikan menşeli silahları savunma amacı dışında kullanması nedeniyle silahların kullanımını engellemeyeceğini bildirdi. 1990 yılında Irak, "Hey Amerika, dostum Kuveyt'i işgal etmeyi düşünüyorum. Senlik bir sıkıntı var mı?" "Yok yok aga, kafana göre takılabilirsin. Ben sana müdahale etmem." "Ya adamsın sen ya. Sana savaş ilan ediyorum." "Hop, gel lan buraya. Yakaladım seni." ABD'nin dolaylı olarak ses çıkarmayacağını ima etmesi üzerine Irak Kuveyt'i işgal etti. Ancak Kuveyt'in işgali üzerine derhal Irak'la ilişkileri kopardı ve uluslararası bir koalisyon oluşturma çabasına girişti. İşgal devam ederken İran sorununun diplomatik yollardan çözümü için yaptığı bütün hamleler reddedildi. Irak'a karşı ABD'nin öncülüğünde uluslararası koalisyonun katıldığı bir savaş başlatıldı. Bütün sivil altyapı hedefe kondu. Irak bir yandan yok edilmeye çalışırken diğer yandan güneydeki Şiilerin ve kuzeydeki Kürtlerin ayaklanmasına ABD tarafından istikrarı bozar gerekçesiyle karşı çıkıldı. Kürtlerin ele geçirilen Irak silahlarına el koymasına da karşı çıktı. 1998'de ise Irak'ın kimyasal silah ürettiğini iddia ettikleri tesislere saldırılar düzenlediler. 2001 yılında New York ve Washington gibi büyük ABD kentleri şiddetli saldırılara sahne oldu. Bu saldırıların El-Kaide tarafından yapıldığını söyleyen Amerika, yanıt olarak 2001 yılında Afganistan Savaşı'nı ve 2003 yılında da Irak Savaşı'nı başlattı. Günümüz dünyasında Amerika Birleşik Devletleri
devletleri diğer ülkelere göre söz bakımından daha üstün durumdadır. Ve şu anki devlet başkanı Donald Trump'tır. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri dünyada ekonomi konusunda birinci sıradadır. İhracat konusunda da Çin'in arkasında kalarak dünya sıralamasında ikinci sıradadır. Aynı zamanda dünyanın en büyük 500 şirketinin 128'i ABD merkezidir. Görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri olan bir durum olmasa, daha 10 yıllar boyunca bu dünya üzerinde etkisini gösterecektir. Peki sizlere bir soru sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri sizce Türkiye'ye geçmişten günümüze herhangi büyük bir müdahalede bulundu mu? Yorumlar bölümünden bunu belirtebilirsiniz. Evet beyler, yaptığımız araştırmalar sonucu videoya like istediğimizde like oranında %1,5 milyon fark oluyor. Bu yüzdendir ki her videoda izleyici kitlesinden like istemek zorundayız. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Çok basit olacak. Konuyu anlatırken araya ufak tefek serpiştireceğiz. Like için videoyu meşgul ettiğimiz daha önce görülmedi. Ya da ben bilmiyorum.